Karşımızda Kübra Yelkenci var. Londra'ya dönüyoruz ve Kübra Yelkenci'den Avrupa'nın şu güzel fotoğrafını, güzeli tırnak içinde kullanıyoruz, çekmesini istiyoruz bize. Evet ne kadar güzel bir fotoğraf olduğu tartışılır ee, Ali Çağatay. E... Beş dil bilen ünlü spikeri koca dayağının felcettiği iddia edildi. Evet. Üstelik de doğumdan iki gün sonra. Bizden saklamışlardı kızımızın darp raporunu. Kübra şu anda 19 ay sonra Kübra'nın şuuru yerine geldi. İngiltere'de uluslararası gazetecilik dalında master yapan Kübra Eken, 2010 yılında Türkiye'de bir televizyon kanalının Londra temsilciliğini üstlendi. Beş dil bilen spiker evlendikten sonra İstanbul'a yerleşti. Biri aşık oluyor, ekranda görüyor aşık oluyor. Evleniyor, geliyor Türkiye'ye. 2011'de geliyor. Dolayısıyla Kübra evlendikten sonra anlaşamıyor anlaşamıyor. Bir takım psikologlara gidiyorlar. Gazeteciliğe İstanbul'da devam eden Kübra'nın hayatı evlendikten sonra alt üst oldu. Ee, arkadaşlarımla çok şey paylaşmış Kübra. Biz de biliyorduk fakat çok fazla bu kadar detayları bilmiyorduk. Daha çok arkadaşlarıyla paylaşmış. Biz bunları daha sonra Facebook yazışmalarından aldık Kübra'nın. Ee, tam ayrılmak üzereyken hamile kalıyor Kübra. 20 Haziran 2013 tarihinde sezaryenle bir erkek çocuk dünyaya getiren iken doğumdan iki gün sonra eşi Neptün Bülent E. tarafından hastaneye götürüldü. İki gün sonra eve geliyorlar. E, o günü biz, biz de oradaydık. Ve ben orada çok kalmak istememe rağmen e, eşi istemedi bizi. Ve kızım yalnız kaldı. İlle ben karımla yalnız kalacağım diye iddia etti. Biz de kavga gürültü olmasın diye gittik. Saat 9'da eve geldik eşimle beraber. Onda Kübra'yı aradım ben kızım nasılsın dedim iyiyim anne yatıyorum dedi. Tamam kızım sabah erkenden geleceğiz dedim. Ondan sonra saat 2 saat sonra benim kızımın beyin kanaması geçirdiğini öğrendik 2-3 saat sonra. Hastaneye getirildiğinde konuşma ve hareket kabiliyetiyle şuurunu yitirmiş olduğu öne sürülen Kübra'nın eşi kayınvalidesine kızının sezaryen sonucu fenalaştığını söyledi. Kübra'nın annesi Nurhan Yelkenci'nin anlatımlarına göre ise gerçek 2 ay sonra ortaya çıktı. Siz dedi neden dedi kızınıza darp olmuş dedi haberiniz yok mu dedin? İnanamadık. Hemen e, acaba eden şeyine gittik, karakola gittik ve orada darp raporlarını aldık Kübra'nın. Kübra'yı ameliyat eden doktorun yelkenci ailesine kızınız darp edilmiş, haberiniz yok mu demesi üzerine aile durumdan haberdar oldu. Adli Tıp Kurumu raporunda da Kübra Eken'in darp sonucu felç olduğu belirtildi. Olayla ilgili Anadolu Adalet Sarayı'nda dava açıldı. Şuuru kapalı olduğu için ilk duruşmalarda ifade veremeyen Kübra Eken'in son duruşmada ifadesi alfabeyle ile alındı. Bu alfabede Kübra sağ elini kullanabildiği için parmakla alfabenin üzerine söylemek istediği kelimeye gelip tutuyor. Siz o harfi söylediğiniz zaman öteki harfa geçiyor. Böyle bir sistem oluşturduk Kübra ile. Ve bu sistemde Kübra kendi davasında ifadesini hakime verdi. Kübra kendisine sorulan sorulara eşinin kafasına dört kez vurduğunu yazdı. Daha önce kendisini darp etip etmediği sorusuna ise hayır dedi. Kübra'nın şuuru yerine geldikten sonra Kübra kendisi söyledi kocasının vurduğunu. Ve ifadesi alındı şu an. Bebeği kaçırıyorlar sürekli. Kızım aylardır bebek için ağlıyor. Ve hakim çarşamba cuma bize vermesine rağmen bebeği her çarşamba biz kapılarına gidiyoruz, evde yoklar. İcra ile gittik yine yoklar. Polisle gittik yine yoklar. Ve bir şekilde hukukun her şeyini kendilerine döndürebiliyorlar. Kübra'nın kardeşi Önder Yelkenci ise damadın kız kardeşinin kendisine... ...Kübra çocuğu görmek istiyorsa ifadesini değiştirsin dediğini iddia etti. Kübra çocuğunu görmek istiyorsa ifadesini düzgün ifade versin dedi Darp davasında. İddiaların odağındaki Kübra Eke'nin eşi Neptün Bülent E ise ailenin sorunlu olduğunu ve iddialarının da tamamen yalan olduğunu öne sürdü. Mahkeme sürecinde bütün gerçeklerin açığa çıkacağını söyledi.